Ali Karahasanoğlu, 22 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı. Karkamış'ı da cihatçılar mı vurdu? Suçsuz PKK-YPG'ye dalıyoruz, öyle mi? Zaman zaman düşünüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eski dönemlerde görev yapan subaylar gerçeklerden ne kadar uzaklar diye. Her gelişmede bunun üzüntülü iz düşümlerini görüyoruz. Yakın tarihte CHP'ye üye de olan emekli amiral Türker Ertürk açıklama yapmıştı. O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz, güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu, federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin. Bunu neresi için söylemişti Ertürk? Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin kurmakta olduğu terör devleti için. Peşinen söyleyeyim. Benim kanaatim şu. PYD'nin alternatifi DEAŞ ise al birini vur ötekine. İkisi de terör örgütü. Birinden birini tercih etmeye mecbur değilim. Ama Türker Ertürk birini tercih ediyor. Hani Ertürk'ün kastı sadece DEAŞ mi? Yoksa eline silah almamış bizim gibileri de aynı kefeye koyup bizim için de bunlar radikal İslami örgüt mensupları, onlar yerine laik yapısını bildiğimiz YPG'yi tercih edelim mi diyor. Ertürk açıkça dillendirmese de kendi kafasında işi bu noktaya da getirmiş olabilir. Tartışmalı noktaları bir kenara koyalım. Emekli amiral Ertürk'ün sadece DEAŞ ile YPG arasında bir tercihte bulunmasının bile ne kadar vahim sonuçları olabildiğini, dün Karkamış'a atılan bombalar sonrasında bir defa daha gördüğümüzü hatırlatayım. Ki o saldırıda biri 5 yaşında çocuk, biri öğretmen olmak üzere 2 insanımızı kaybettik. Bilmiyorum, şimdi CHP'de siyaset yapan emekli amiral Türker Bey, olsun, öldüren DEAŞ bombası olmasın da YPG bombası olsun mu diyecek. DEAŞ bombasıyla ölmektense YPG bombasıyla ölmek daha iyidir. Biz YPG'nin laik yapısını biliyoruz mu diyecek. Türker Ertürk yalnız değil. Önceki akşamda emekli Tuğgeneral Haldun Solmaz Türk benzer bir mantıkla karşımıza çıktı. Biri Ertürk, diğeri Solmaz Türk. Soyadlarda Türk var ama Türk'ten yana bir açıklama yok. Haldun Bey ne diyor? Haldun Bey'in ne dediğini aktarmadan önce kimin kanallarında konuştuğunu aktaralım. Haldun Bey, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yıllarca görev yaptığı halde, belki de askerlerini PKK'ya şehit verdiği halde, PKK'nın yayın organı Özgür Gündem gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmış, Merdan Yanardağ'ın karşısına geçip Tele1 televizyonunda soruları cevaplandırıyor. Haydi izah edin bana bu tabloyu. PKK'nın hedefindesiniz. Askerleriniz PKK tarafından şehit ediliyor. Siz PKK'nın yayın organında en üst seviyede görev yapan bir adamın karşısına çıkıp ona gazeteci sıfatı yükleyerek sorularına cevap veriyorsunuz. Bu kısmı geçelim. Haldun komutanın ne dediğine gelelim. Karkamış'a yönelik saldırıyla ilgili şu an bir görüşünü öğrenemedik. Ama Taksim'de patlatılan bombayla ilgili Haldun komutanın kafasında fail belli. Şöyle diyor emekli general Haldun Solmaz Türk. Bu sefer Merdan Yanardağ'ın Tele1'ine değil, biraz daha terörden uzak görünen KRT'ye konuşuyor. Benim okumam bu saldırı PKK ile ilgili değil. Dinci, şeriatçı örgütlerin eylemi. PKK-YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hışmını üzerine çekmesi için şu anda sebep yok. Ama İdlib'te var. Ben bu riske uzunca süredir dikkat çekiyordum. Sanıyorum seçimlere kadar Erdoğan'a süre verildi. Şam'la görüşme için. Cihatçı örgütler de buna yönelik mesaj veriyorlar. Benim okumam dinci şeriatçı grupların verdiği mesajdır. Solmaz Türk komutanın da Ertürk amiralden farkı yok. Onun da YPG'ye, PKK'ya toz kondurulacak diye ödü patlıyor. Taksim'deki patlamayı açık itiraflara rağmen YPG PKK'dan alıp cihatçılara mal ediyor. Ama dünya bir günlük değil. Haftasında YPG'nin olduğu alandan Karkamış'a bombalı saldırı yaşanmasıyla, dün 3 insanımızın kaybıyla Solmaz Türk komutan açığa düşüyor. Şimdi bu saldırıyı da cihatçılara nasıl mal edeceğiz? Bunu bir düşünmemiz lazım diyor kendi kendine. Neyse ki imdadına köşe yazılarını yayınlattırdığı soldan çarklı gazete Pencere'nin karikatüristi Bülent Çelik yetişiyor. Karikatür şu: görselde Tayyip Erdoğan elinde Pençe Kilit yazılı bir dosya tuttuğundan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu tahmin ettiğimiz bir kişi ve bir de tırnakları çivi gibi her tarafını kapkara örtmüş bir canavar çizimi. Erdoğan tırnakları çivi haline getirilmiş canavarın kapkara giysisinden hareketle soruyor: Hulusi Akar olduğunu tahmin ettiğimiz kişiye, "Arkadaş papaz filan mı?" Elinde Pençe Kilit dosyası bulunan zat cevaplıyor: "Yok, Yıldız Savaşlarından Palpatin bu. Artık olmadı, en son buna dalacağız." Soldan çarklı PKK-YPG güzellemesi yapmak isteyen çizerimiz demek istiyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri dalacak yer arıyor. Ortada hiçbir şey yok. Taksim'de bomba patlamadı. PKK Türkiye'de 50 bin insanın ölümüne sebep olmadı. Hemen her gün Pençe Kilit operasyon bölgesinde 1 veya 2 şehidimiz yok. ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istemiyor. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri akşam yatıyor, sabah kalkıyor. Ben nereye dalayım, nereye dalayım diye kara kara düşünüyor. Ben kime dalayım, ben kime dalayım diye uzun uzun istişareler yapıyor. Şimdilik Pençe Kilit'le güzeller güzeli, masumlar masumu YPG'ye dalıyor. Ama eğer onlara dalmalarının sonucunda arzuladıkları kara amaçlar gerçekleşmezse, o zaman devreye girmek üzere bir şeytan kimlik oluşturdular, ona dalacaklar. Ahlaksızlığa bakar mısınız? Rezilliğe bakar mısınız? Bir general emeklisinin köşe yazarlığı yaptığı internet sitesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanlığına bakar mısınız? Kendisi PKK'nın saldırısına cihatçılar yaptı diyerek faili değiştirmeye kalkar. Yazdığı site ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ni durduk yerde ona buna saldıran bir yapı gibi gösterir. Merak ediyorum, hiç mi utanmıyor soyadlarında Türk olan bu emekliler? Onlar utanmıyorlarsa Milli Savunma Bakanlığı'nın bunların kullandıkları emekli diye başlayan sıfatlar için yok mu yapabileceği hiçbir şey?